Türkiye'nin sürekli değişen siyasi, ekonomik ve sosyolojik gündemi arasında hiç değişmeyerek yerini koruyan olası İstanbul depremi uzmanlara göre artık gün sayıyor. 20 yılı aşkın süredir bahsedilmesine ve uyarı üstüne uyarı yapılmasına rağmen alınmayan tedbirler tabloyu daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor. İstanbul Belediyesi de bu tablonun içinden bir yol haritası bulabilmek için uluslararası katılımla 2 günlük bir İstanbul depremi çalıştayı başlattı. Amaç hazırdaki durumun fotoğrafını çekmek ve gerekli tedbirleri tespit etmek. Belediye Başkanı İmamoğlu da valilik ve hükümetin katılmadığı çalıştaydaki konuşmasında özellikle Kanal İstanbul'a dikkat çekerek projeyi ucube ve ihanet olarak niteledi. Yani, deprem milli bir mesele. Yani bunun merkezi hükümeti İstanbul olmaz ki. Yani öyle bir kaygımız, korkumuz yok. Süreçleri tanımlıyoruz burada. Bu süreçleri tanımlarken bütün buradaki süreçler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yol haritası anlamına da gelmiyor. İstanbul'un yol haritası. Dolayısıyla hatta burada Kocaeli ilgilendiren, Tekirdağ ilgilendiren, Yalova ilgilendiren süreçler de var. Bütüncül bir programdan bahsediyoruz. Elbette burada 2 günlük çalışmanın sonucunda örneğin AFAD'a öneriler de çıkabilir. Örneğin silahlı kuvvetlere öneriler de çıkabilir. Dolayısıyla biz buradaki raporu Türkiye'ye ait bir rapor olarak düşünüyoruz. Bir kurumsal ayrım yapmaksızın herkesle paylaşacağız. Zaten depremle mücadele paydaşlarını içine en direkt, en samimi şekliyle katan bir süreçle yönetilebilir. Yani bu Ekrem'in, ben bugün varım, yarın yokum yani. Bir başkası da öyle. 1999 depremini yaşadık. 20 yıldan bugüne ülkeyi yönetenler kaç defa değişti? Şehirleri yönetenler kaç defa değişti? Buna bile baksak yeterli yani. O bakımdan yaptığımız iş bir depreme dair mücadele anlayışıdır, felsefesidir. Kişisel, kurumsal ya da parti ya da hükümet, şehir, belediye vesaire süreci değildir. Milli bir süreçtir. Son aylarda yaşanan depremlerin ardından uyarılarını sertleştiren uzmanlar, bunun büyük depremin habercisi olduğunu belirtirken, olası bir depremin en az 7 şiddetinde olacağı öngörülüyor. Yapılan araştırmalara göre ise İstanbul'daki binaların %38'i bu şiddetteki bir depreme dayanıklı değil. Deprem çalıştayında ise bütün bu konular ele alınıp uzmanlar çalışma ve önerilerini sunacak. Sonunda da ortak bir sonuç bildirgesinin hazırlanması bekleniyor. İlerleyen zamanlarda ise bu doğrultuda bütün İstanbul'u kapsayacak kapsamlı bir deprem hazırlığının başlaması bekleniyor. İstanbul'un depreme hazırlanması öncelikle risk oluşturan binalarla başlamak gerekiyor. Yani zaten şu anda yaklaşık 50 bin, 48 bin binanın çökeceği, yıkılacağı biliniyor, bekleniyor. İstanbul'da artık fay hatlarını tartışmaktan vesaireden uzaklaşıp bir an önce 48 bin binanın, bu binada oturan insanların nasıl güvenli bir binalara geçirilebilir düşünmemiz lazım. 1 milyonda binanın, konutun, dairenin boş olduğu söyleniyor. Yani 48 bin bina da 5 tane daire olsa veya 10 daire olsa 48-4 yani yarım milyon daire diyelim. 1 milyon daire var. Bunların eşleştirilmesi lazım. Bunları birbirine takas etmek gerekiyor. Böylece hem yeni bina yapılmamış olur İstanbul'da. İstanbul kalabalıklaşmamış olur. Ve bu satılmamış binalar da ekonomiye katılır. Bunların da zararı önlenmiş olur ve insanlar güvenli bir ortamda yaşar. Şimdi 48 bin binanın yıkılması beklenen bir yerde afeti yönetmek de mümkün değil. Vallahi bana afet ne, deprem ne zaman olacak diye soranlara yarın diyorum. Yarın deprem olacakmış gibi biz bugünden hazırlanmamız gerekiyor. Bu Marmara'da kırılmayan bir bölüm var. Ona sizmik boşluk diyoruz. O işte 1509'da kırılmış, 1766'da kırılmış. Şimdi 2019. 250'şer yıllık aralar oluşmuş. Yani aslında zamanı dolmuş. Ama yani daha dar zaman aralığına biz giremeyiz. Yani yer bilimciler de giremez. Fakat zamanı dolmuş demek, artık bunu kapıda bekliyoruz anlamına geliyor.
Eldeki verilere göre İstanbul'da hali hazırda 48 binden fazla hasarlı bina var ve bunların bir an önce boşaltılması gerekiyor. Aksi takdirde en ufak bir sarsıntı facianın daha da büyümesine neden olacak. Ancak merkezi hükümet ile İstanbul yönetimi arasındaki doku uyuşmazlığı da gerekli büyük adımların atılmasına engel teşkil ediyor. Bahsi geçen uyuşmazlıktan dolayı çağrılı olmasına rağmen valilik ve hükümetten Çalıştay'a katılım olmazken İstanbul depremi Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olarak her geçen gün biraz daha can yakıcı hale geliyor. Zira rakamlara göre olası 7 şiddetindeki bir depremde can kaybının 80 binin üzerinde, yaralı sayısının ise en az 135 bin civarında olacağı öngörülüyor. Doğan'ın sert uyarılarına rağmen Türkiye'de taraflar arasındaki siyasi uyuşmazlıklar gerekli adımlar önünde de engel teşkil etmeye devam ediyor. Ramiz Dil, Rudau, İstanbul.